Şimdi hamilelik döneminde bayanların asla alkol kullanmaması gerekir. Asla sigara kullanmaması gerekir. Hamile bayanların sigara içilen yerde dahi bulunmaması gerekir. Neden? Alkol ceninin, hamile bir anne alkol kullanıyorsa doğacak çocuk, Allah korusun, ne olur? Gözleri tam gelişmemiş olur. Burnu gelişmemiş, dudakları gelişmemiş. El ve ayakları mükemmel, normal formla gelişmez. Zeka, zihinsel olarak normal bir, yani alkol kullanmayana göre %90 geri olur. Okul çağına geldiğinde alkolik bir annenin çocuğu okulda uyum sağlayamaz. Hani geri zekalı olabilir, tehlikeli. Yani hiçbir anne çocuğuna zarar vermek istemez. O halde hamile kadınların asla alkol kullanmaması gerekir. Çok çok tehlikeli. Çünkü alkol kullandığında karaciğer alkolle uğraştığı için, arıtmak için cenin beslenemez, yavaş yavaş zehirlenir. Anneler artı neye ihtiyacı vardır? İşte B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit, demir, kalsiyum vesaire. Bunları sintetik olarak gider de eczaneden multivitamin şudur budur alırsa bu da tehlikeli. Çünkü doğal değil. O halde hamile olan anneler spirulina kullanırsa doğaldır. Fazla alırsa ıspanak yemiş gibi, pırasa yemiş gibi dışarı atar. Az yerse bir problem yok, çok yerse problem yok. Doğaldır. Spirulina. Bütün annelerin spirulina kullanması gerekir. Çünkü her türlü vitamin var. Orantılı olarak var. Gelişi güzel değil. Kim söylüyor? İsteyen Google'a girsin, baksın. Spirulina. Yüzlerce klinik araştırması var. Kansere dahi etkili olduğu belgelenmiştir. Mesela Çernobil'deki atom reaktöründe meydana gelen reaktör kazasında etrafa yayılan radyoaktif madde küçük çocuklarda mide ve bağırsaklarda gastrit, ülser gibi rahatsızlara, enterite sebep olmuş. Ve bu spirulina ile, radyoaktif maddenin yapmış olduğu tahribat spirulina ile tedavi edilmiştir. Evet, kız ya da erkek çocuğu isteyen çiftler için sizin formülünüzden bahsedecektik. Evet, şu sigarayı da söyleyeyim de ona tabii geçeyim. Tabii ki. Sigara 4000 çeşit toksik madde içerir. Özellikle 40 çeşit madde çok çok ağır kanserojen maddedir sigara. Kadmiyum, polonyum 210, nitrosaminler vesaire. Benzol ve krezol vesaire. Yani kim ki hamile bir bayan sigara içiyorsa veya sigara içilen ortamda bulunuyorsa anne rahmindeki canın gelişmesi anormalleşir, spastik özürlü doğabilir. Çünkü sigaranın birleşimindeki karbon monoksit oksijeni, hemoglobini kendine bağlı olan oksijeni 300 kat daha kendine bağlar, çeker. Böylece oksijen yetersizliği ortaya çıkar. Beslenemeyen ceninin zihinsel ve fiziksel gelişimini önler. Bir anne hamileyse asla sigara kullanmamalı. Kullanıyorsa kendi çocuğunu zehirliyor demektir. Tehlikeli. Astım, bronşit vesaire birçok hastalığı tetikler. Yani bunları saymakla